İyi günler Örgüseverler kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte 10-12 yaş kız çocuk bluzu yapıyoruz. Roba kısmını damla popcorn motif örerek tamamladım. Alt motif göğüs kısmı, üzerine 4 motif roba kısmı ve bir adet de omuz kısmı yaka oyuntusu oluşturmak için böyle bir roba yaptım. Eklemeler yaparken yan ve omuz birleştirdim. Şimdi altına poplin monte edeceğim. Ben beyaz poplin kullanacağım ama istediğiniz herhangi bir rengi kullanabilirsiniz. Boyu 120 santim. Boyu derken uzunluğu yani göğüs çevresi, göğüs kısmına gelecek olan kısım, robaya ekleyeceğim kısım 120 santim. Açık hali 120 santim. Şimdi kenarına birleştireceğim ve bu kısma büzgü yaparak robaya monte edeceğim. İyi günler örgüseverler. Yine bir tığ işiyle daha sizlerle birlikteyim. Bugün birlikte daha önce hiç denenmemiş popcorn damla motif çalışması yapacağız. Bu motif genelde yazlık yeleklerde kullanılabilecek bir motif ya da elbise robalarında, hırkalarda kullanılabilecek bir motif. 10 zincir çekerek bir sihirli halk oluşturuyoruz. Buradaki ipimizin ucunu içeriye gizliyoruz. Şöyle yaparak üzerine örüyorum. Sık iğnelerle başlıyorum. Üç tane sık iğne. Üç zincir. Tekrar sık iğne. Üç zincir. Böyle bir kare oluşturacağız önce. Dört tane köşemiz olacak. Ve son köşe, üç zincir. Sık iğnemizin, 3 tane sık iğnenin ortadakine dolamadan batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Buraya bir popcorn oluşturacağız. 2 kere üstüne sarıyorum. Bu şekilde 5 tane trabzan yapıyoruz. Üzerine 2 kere sararak. Aynı noktaya batıyoruz. Bakın 5 tane trabzan. Ve şimdi popcorn oluşturmak için ilk trabzanı batıp çıkardığım ilmeği alıyorum. Geriden büzerek 10 tane zincir çekiyorum. Şimdi damla oluşturacağız köşelere. 6 kez üzerine sarıyorum tığımın. Ve köşedeki yuvama batıyorum. 6 seferde çıkartıyorum.
Son ilmek tığımda kalıyor. 5 kez üstüne sarıyorum. Bu şekilde 5 tane trabzan yapacağız. Her seferde bir tane eksilterek sarıyorum. 4 kez. 3 ve 2 yapacağız daha sonra. 3 kez. Ve son olarak 2 kez doluyorum. 2. Şimdi kalan tüm ilmeklerimi üç aşamada tığımdan çıkartıyorum, dolayarak 2 bakınız bir damla oluştu. 10 zincir çekerek devam ediyorum yine. Popcorn'umu oluşturacağım. Köşelere sürekli damla çalışması yapacağız. Ara kısımlara da popcorn, 10 zincir arada. Üzerine 2 kere sararak araya batıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Arada 5 tane trabzan. Bu trabzanları popcorn yapıyoruz. Köşelerde damla yapıyoruz. Aralarda popcorn. 10 zincir. Yine 6 kez sararak 6 kez, sonra 5, 4 ve 3 şeklinde devam ediyoruz. Evet, bu şekilde ekleyerek birbirine motiflerimizi, İstediğimiz giysiyi oluşturuyoruz. Bu motif çok kullanışlı bir motif aynı zamanda. Yelek ve hırkalarda yaka ve kol oyuntusuna çok uygun. Mesela şurayı bir yaka olarak düşündüğünüzde kare bir yakada omuz gelişi ve yaka dönüşü. Buna bir motif daha eklediğinizde bir yelek ya da hırkanın yaka oyuntusunu oluşturacak. Kol oyuntusu olarak da aynı şekli yine kullanabilirsiniz. Ve başka bir enteresan şekilde motifleri üçgen, yani bir yaprağını eksik yaparak üçgen hale de getirebilirsiniz. O zaman da V yaka gibi bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani bu motif çoklu, çok amaçlı kullanabileceğiniz çok kullanışlı ve şık bir motif. Hemen eklemesini size göstereyim. Şimdi burada bir motif eklemem gerekiyor. Üç köşeden ekleme yapacağım için bir tane damlayı oluşturdum. Ve ikinci damlada bir zincir çektim. Ve şöyle monte edeceğim için hemen İlk köşeye bunu damlanın son tepe noktasına batarak ekleme yapıyorum. Bir zincir çekiyorum eklerken dönük olmaması için ve damlanın boşluğuna batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bakınız çok güzel bir ekleme oldu. 10 zincirle ara popcornumu yapacağım. Ve diğer damla da yine ekleme yapacağım. Evet, bir tanesini eklemiştim. Tekrar bir damla oluşturdum. Ve şimdi bu damlayı
alıp köşe noktama batıyorum. Bir zincir çekip geri dönüp motifime damlanın dibine batıyorum. Ve bakın bu şekilde tek eklemem kaldı. Motifimi örmeye devam ediyorum. Evet, dördüncü damlamı da oluşturdum. Ve son eklememi gerçekleştireceğim. Tepe noktasına batarak damla motifin bir zincir çekip geri dönüp damlanın dibine batıyorum. Bakın ekleme tamamen gerçekleşti. 10 zincir çektiğimde popcorn'un hemen dibine batarak motifimi tamamlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kopartıyorum. Bakın ekleme işlemimiz de bu şekilde finallendi. Montaj işlemini kendi renginde iplikle yapıyorum. Yani örgümü yaptığım ipimle devam ediyorum. Bir kumaşa ve bir de örgümüze geçiriyoruz iğneyi. Montaj işlemimiz bittiğinde ütü yapacağız ve çok güzel oturacak. Evet, elbisemizin montajını bitirdim. Bluzumuzun daha doğrusu, ama isterseniz bunu elbise olarak da çalışabilirsiniz. Ben böyle düz çalışmayı tercih ettim. Fakat isterseniz etek ucuna farbela da yapabilirsiniz. Ya da etek kısmının önü kısa, arkası uzun bir çalışma da gerçekleştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir durum. Roba kısmı delikli olduğu için ben bunun iç kısmına penye bir tişörtümüzü keserek kolları ve yaka uyuntusunu şu kısma monte edeceğim. İç görünmesini engellemek için. Esnek olduğu için penye tercih edeceğim. Çünkü örgümüz esnek. Eğer kendi kumaşından, yani poplin kumaştan kullanırsak kasma yapacaktır. Dikmeyeceğim zaten. Sadece şu kısımdan monte edeceğim. Dikiş yapmadan keserek penyenin kendi kıvrılma özelliğini kullanacağım ve böylece iç göstermesi de ortadan kalkacak. İsterseniz gri çalışabilirsiniz altına. Ben beyaz kullanacağım deseni göstermesi için. Umarım faydalı olabilmişimdir. Başka örgülerde görüşmek dileğimle.